Merhaba sevgili yarışseverler, 13 Haziran Cumartesi Ankara ve İzmir yarışlarıyla sizlerle birlikteyim. Ben elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Sizler de kendi tuttuğunuz, takip ettiğiniz isimleri yazarak altılı ganyan kuponlarınızı oluşturabilirsiniz. Baktığımızda Ankara'da 10, İzmir'de ise 9 koşulu program var. Ankara'daki 10 koşuyu sizlere yorumlayacağım. İzmir'de ise 2 ayaktaki şanslı, bana göre şanslı olabilecek ismi sizlerle paylaşacağım sevgili dostlar. İnşallah şans yanımızda olur. Doğru programı seçtiğimizde de kazanan atlar bizi bulur diyerek sözlerime başlamak istiyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Her bana destek veren dostumdan bir yorum bekliyorum. Beğenilerinizi unutmayın. Bunlar bizim için önemli şeyler. Katkılarınızı bekliyorum. Bir kez daha sizlere yaklaşık Haziran ayında başladığımız, yeniden bir Haziran ayına geldiğimiz bu günlerde hepinize bana verdiğiniz desteklerden ötürü bir kez daha teşekkür ediyorum sevgili dostlar. İnşallah daha da yardımcı olmaya çalışacağım elimden geldiğince sizlere. Bugün Bursa ve İstanbul'da yarışlar gerçekleşti. Yine yanlış programı seçtik diyebiliriz. Neyse ki teselli, birçok dostumuz altılı ganyanın dışında çeşitli oyun ikramiyelerini de aldı. Özellikle birinci altılı ganyandaki ilk dört ayaktaki ön planda önerdiğim şanslı tek olabilecek isimleri yazarak son iki ayakta da çok atlı oynayarak kuponu bulan dostlarımı tebrik ediyorum. Aynı zamanda yine çifteler, ikililer, üçlü bahisler hepsini değerlendiren dostlarımı tebrik ediyorum. Yarış günleri VIP aileleri günümüzde olduğumuz zaman kazanmaya devam ediyorlar sevgili dostlar. Bazen yanlış programı seçiyoruz. Keşke bugün oyunu Bursa'ya kursaydık da belki iki ikramiyeyi de alırdık. 10 numaralı Çakır'ın kızını özellikle ses kaydında bahsettim. Çok ters koşacaktır dedim. Ganyan alan dostlarım var. İkinci altılı ganyanın ilk ayağında kolay geçen dostlarım var ama biliyorsunuz altılı ganyanı bir kişi bildi ama en azından birinci altılı ganyanı kazanan dostlarım olduğu için teselli oldum. Yani ilk 4 ayı az atla geçip son ayaklara kendi imkanlarıyla yazdıkları atlarla Bursa'yı buldu. Değerli dostlarım, Aylis benim için değerliydi. Kazanma başarısı gösterdi. Çok kuvvetli gelerek yine ilk ayakta Trey Fountain ve Denizli sizlere de önermiştim sevgili dostlar. Son koşuda enteresandır. Rotavetör de yarıştan çıkınca oradan da en azından heyecanı kaybeden dostlarım oldu. Nestor beklenildiği gibi kazandı. Yine alternatif teklerimizden biriydi. Yaklaşık Bursa'da bugün 10 koşu izledik. Neredeyse 5 tane alternatif tekimiz yarış kazandı sevgili dostlar. İstanbul yarışlarındaysa baktığınızda beklenildiği gibi bir gün olmadı. Anayurt enteresan şekilde kazandı. Orada da Ahmet'in ne yaptığını anlamadım. Demir Perde ile baş hükümdar da kötü bir yarış koştu. Hayvan ürktü. Ürktüğü için de zaten yarışı geri planda tamamladı. Talihsiz bir yarıştı. Bugünün en iyi atlarından biri de yarış ilk ayağı koşanan 6 numaralı 1. altılı ganyanda Doğa Kanun oldu. Aksiyonları dikkatimi çekti. Bence listenize alın, unutmayın sevgili dostlar. Yetim Ahmet'te geç kalınca farklı bir gün oldu ama günün en büyük bombası da ana yurt oldu. Azmantor yarış yavaş gidince rakibini atlayamadı, ikincilikte kaldı. Son koşuyu da beklenildiği gibi Cehverizade kazandı. Yine kendi imkanlarıyla altılı ganyanın son ayağında kontrol kuponlarını getiren Cehverizade'yi zaten tekimizdi. Ona getiren dostlarımdan da kazananlar var. Özellikle beşli ganyanı çok bulan dostlarım var. Belki çok büyük bir ikramiye vermedi ama onları tebrik ediyorum değerli dostlar. Baktığınızda Ankara yarışları, ardından da İzmir koşularıyla bugün noktalayacağız. Yorumlarınızı bekliyorum. Yarış günleri VIP ailesinin bir parçası olup bir gün bir yerde kazanmak isterseniz, sizlerin kaçırdığı atı benimle öğrenmek isterseniz 0553 425 5930 bu numaradan WhatsApp üzerinden mesaj atarak benden bilgi alıp yarış günleri VIP ailesinin bir parçası olabilirsiniz. Her gün altılı buluyoruz diye bir iddiamız yok ama çok şükür ki kısmet eden dostlarım kazanmayı da biliyorlar. Onları da tebrik ediyorum. İzmir'deki iki koşuyu yorumlayıp Ankara'daki 10 koşuyu yorumlayıp günü kapatacağız sevgili dostlar. Bugün baktığınızda Ankara'da kalabalık bir program var. 10 koşulu bir program var ama önce İzmir'i yorumlayayım. Günün 4. koşusunda İstanbul'dan İzmir'e ilk kez gelen, bugün Kadir Tokaçoğlu ile start alacak olan ve düşündüğüm gibi koşması halinde bu grubu rahat geçeceğini düşündüğüm 3 numaralı Red Tornado 800'lere kadar kendini saklayıp bir anda yürüyüp
yarışı çalarsa ben bugün bu rakipleri geçmesini bekliyorum. Zaman zaman at sahibi dostlarımız arıyor. Bizim yarışı bir koştursana zahmet diyor. Onlar için koşturuyorum. Şöyle koşarsanız daha faydalı olur diyorum. Onlar da şanslı olduklarında beni tebrik ediyorlar. Onlara da teşekkür ediyorum sevgili dostlar. Baktığınızda Red Tornado'dan sonra bir isim de günün 8. koşusunda değil 6. koşusunda sizlere önereceğim. O da 5 numaralı Eser. Yarışa baktığımızda önde yalnız kalacakmış gibi duruyor Eser. Eğer üzerine giden olmazsa inatçı karakteriyle Gökhan Gökçe ile 5 numaralı Eser de günün 6. koşusunda kazanan olabilir diye düşünüyorum sevgili dostlar. Diğer ayaklarda zaten tuttuğunuz isimleri yazabilirsiniz. Diğer ayakları da zaten zaman yetmiyor. İnanın o kadar yoğun ki yarışlar. Zaman yetirebilmek için çok çalışmama rağmen ancak bu kadar zamanı yetiyorum. Hatta diğer İzmir ayaklarına da bu videoyu çektikten sonra videoyu yüklenirken artık ilerleyen saatlere doğru bakıp onları da zaten WhatsApp grubunda paylaşacağım. Ankara yarışlarına geldiğimizde birinci koşu 3 yaşlı Arapların mücadelesinde iki ismi ayıramadım. Biri 11 numaralı Windcore. Bir 3 beyi yavrusu geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz Elazığ'da kazandı. Çok iyi bir anne hattından geliyor. Volga'ya uzanıyor. Mehmet Akyavuz galopunu yapıyor. Dikkat edelim 11 numaralı Windcore'le. Bir de 8 numaralı Umutcan. O da bir Behire kızı yavrusu ki bir kardeşi Hısperisi kazanarak başlamıştı. Behire kızı da Albatur hattına onanıyor. Ona da dikkat edelim. Müslüm galopunu yapıyor. İkinci koşu 4 büyük Arapların 16 handikap mücadelesine baktığımızda çok süratli gidecek yarışta kendini çok iyi saklayan, her ara verdikten sonra çok iyi koşarak dönen, yeniden kapalı gözlük kulaklıkla start alacak olan Mücahit Bayır'la da çok iyi anlaşan, sonlarda çok etkili 100 metre yarış yapacak olan 12 numaralı Tuğan Hanım Altılı Ganyan'ın ikinci ayağında günün ikinci koşusunda kazanan isim olabilir. Üçüncü koşuya geldiğimizde ise Uçan Fil liderliği alacak. Khal Drogo onu kovalayacak. Daha sonrasında Wing Blast, Dortmund, Kroget muhtemelen en geriye yakında Blake Chase bekleyecek ki Blake Chase Ankara pistini çok seviyor ki son 3 start aldığı Ankara Çin Pist yarışını kazanmıştı. İstanbul Sentetiği'nden buraya gelen Özcan'la da 6'da 3 yapan 6 numaralı Black Chance bir kez daha kazanmaya yakındır sevdiği Ankara pistinde. 4. koşuda 7'de 6 yaptığı jokeyi Mehmet Salih Çelik de bu yarışa katılacak olan hür adam Çin Pist'i de çok seviyor. O da Black Chance olduğu gibi adeta Çin pistte start aldı. Son iki yarışını kazanmıştı. Belki bugün yine kazanarak hem Jockey ile 8'de 7 hem de Çin pistte 3'te 3 yapmaya yakın isim olabilir gibi duruyor ki zaten yarışa da baktığımızda önce liderliği Gökyüzü alacak. Daha sonrasında Adil abi Pratik Nevzat onun üzerine yüklenmeye çalışacaklar. Elbet yarış gidişatı önemli. Doğru koşturduğumuzda zaten bugün Bursa'da olduğu gibi sıralı şekilde atlar fotoyu önde geçiyor. 5. koşu tay yarışı 2 numaralı Bora Bey. İzmir'den geldi mor elmas yavrusu. Annesi biliyorsunuz fazlama uzanıyor. Bir kardeşi vardı Miranda biraz zorlandı ama ben bu tayın iyi olduğunu görüyorum. Çok sallı bir safkan. Gelişmiş bir isim olan 2 numaralı Bora Bey şanssız Akın Sözen'in ilk birinciliğini buldurabilir bu sezonki Akın Sözen'e. 2 numaralı Bora Bey sizlere önereceğim isim sevgili dostlar. 6. koşu 3 yaşlı İngilizlerin mücadelesinde ise 14 numaralı Filibya idman pistinde inanılmaz gözüküyor. Annesi Çin pisti çok severdi. Filibya da bugün Çin pistte ilk kez çıkacak Işman Çizik'le. Ben bugün aralardan bir yerlerden çok kuvvetli çıkarak bu zor koşunun kazananı olabileceğini düşünüyorum. İyi hazırlıklara sahip. Annesi de Çim'i çok severdi. İzleyip göreceğiz. 7. koşu 3 yaşlı Arapların mücadelesi 3'e bölündü biliyorsunuz. 6 numaralı Şin'in. Bir kara melek yavrusu ki kara meleğin iki tane kardeşi yarış yaşamına iki yarış kazanarak başlamıştı. Bir tanesi Eşref Bey'di yanlış hatırlamıyorsam. Biri de Altın Yıldız'dı. Sıra geldi Şinine zannedersem. Mücahit Bayır'la start alıyor. İdman pistinde de iyi görünen. Mücahit'in de zaman zaman çalıştırdığı 6 numaralı Şin'in günün 7. koşusunun kazananı olabilir. 8. koşu kısa vadeli 3 yaşlı İngilizlerin güzel mücadelesinde birkaç isimde gittim geldim ama en son yarışı son koşturduğumda 1 numaralı Mars'a karar verdim ki Didervi son yarışlarında önlere gitmeye başladı. O yüzden Expectancy, Hasanet ve Didervi'nin yüksek tempolara çıkacağı yarışta hemen onların arkalarında konumlanıp 400'de yarışı çalacağına inandığım 1 numaralı Mars 6'da 3'te yaptığı jokeyi Özcan Yıldırım'la koşunun kazananı olmaya yakındır. 8. 9. koşu Ankara Borosu koşusunda İstanbul'da Kingsman'e Ankara'da yine Kingsman'e çarpılan evine dönen 14 numaralı Prior bugün Müslüm Çelik'le start alacak. Dün abisi Nestor kazandı sıra belki de geldi 14 numaralı Prior'a bugün sonlarda etkili gelerek
koşunun kazananı olabilir. Güçlü bir isim, kaliteli bir isim, grup uygun. Bakalım ne olacak, ne gidecek. 10. koşuysa, kapanış mücadelesinde ise dinçlikle döndüğü yarış yaşamındaki iki yarışında da birinde birinci olan, birinde de iyi koşan, bugün yine dinçlikle aprantisiyle bu yarışa katılacak olan 1 numaralı Van Tabilek. Ön tarafa baktığımızda hafif hareketlenecek yarışta orta grupta seyredeceğini düşündüğüm 1 numaralı Van Tabilek, yetenekli aprantisi Enver Şinşek'le çok kuvvetli gelip Altılı Ganyan'ın son ayağında kapanışı yapmaya yakın isim olabilir sevgili dostlar. Ben bugün hem İzmir'de hem de Ankara'da elimden geldiğince yarışları sizlere yorumlamaya çalıştım. Sizler de kendi tuttuğunuz, takip ettiğiniz isimleri yazarak Altılı Ganyan kuponlarınızı oluşturabilirsiniz. İnşallah şans yanımızda olur, yazdığımızda bizi bulur. Değerli yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Pazar günü de çok güzel İstanbul ve Adana yarışlarıyla beraber olacağız. Allah'a emanet olun. Hayırlı hafta sonları diliyorum. Hoşça kalın.